Özgürlük yazıp Google'da arattığımızda bol bol kafesten çıkan kuş fotoğrafları görüyoruz. Normal tabi. Özgürlüğün en iyi illüstrasyonlarından biri. Düşününce çok romantik geliyor. Eskiden küçücük kafeste olan canlı şimdi uçsuz bucaksız gökyüzünde süzülüyor özgürce. 1-2 gün içerisinde ya bir kedi onu kapacak ya kargalar onu yiyecek. En iyi ihtimalle yem ve su bulamadığı için ölecektir. En azından özgür öldü. İyi mi oldu, kötü mü tartışılır. Bu ikilemin bir benzeri küçükken kafamı çok kurcalardı. Akvaryumdaki balıklarıma bakar, düşüncelere dalardım. Biliyorum, ufacık akvaryumda yaşamak istemiyorsunuz. Özgürce denizde olmak istiyorsunuz. Ama iyiliğiniz için burada kalmak zorundasınız. Özgürlüğün kötü olduğunu kanıtladım. Videoda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu kadar basit değil tabii ki de. Geçmişten günümüze örneklerle sizi özgürlük üzerine bir yolculuğa çıkaracağım. Medeniyet geliştikçe özgürlüğün nasıl azaldığını, bu videoyu izlediğin teknolojiye ulaşmamız için neleri feda ettiğimizi göreceksin. Romalıların, antik Yunanlıların özgürlük için nasıl barbarlara sığındığına bakacağız. Özgürlük denince akla gelen demokrasinin özgürlükle alakası olmadığını göreceğiz. Emniyet kemeri takmadığımız için neden ceza aldığımızdan, hapishanedeki açlık grevlerine, piramit yapan kölelerden modern kölelere, özgürlüğün yolculuğuna hazırsan başlayalım. Etrafınızdaki kedilerin, köpeklerin gündelik yaşamına hiç dikkat ettiniz mi? Yemek yemek, kısır değilse çiftleşmek dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Koca gün yatıyorlar. İlkel zamanlarda insanlar da böyleydi. Bugünkü gibi günde 8-10 saat çalışmıyorlardı. Karınlarını doyuracak gıdaları temin etmeleri maksimum 2-3 saat sürüyordu. Kalanı yatış. Bir bakıma özgürdüler. Yıllar geçtikçe insanlık olarak önce hayvanlara, sonra bitkilere hükmetmeyi öğrendik. Bu da insan emeğinin üretkenliğini arttırdı. Artık insan karnını doyurmaktan fazlasını yapabiliyordu. Medeniyetin tohumlarını atan tarım devrimi aynı zamanda insanın özgürlüğüne vurulan ilk darbe de oldu. Kölelik başladı. Köleler artan üretkenlik sayesinde hayatta kalması gerekenden fazlasını üretiyordu. Bu fazlalığı toplayan efendiler de gün geçtikçe zenginleşiyordu. Efendilerin bu zenginliği koruması gerekiyordu. Bunun için de şiddetin tek bir elde tekerleşmesi lazımdı. Devlet dediğimiz yapı kuruldu. Çok bir şey anlayamamış olabilirsiniz. Bunun için katıldı 40 dakikalık bir video yaptım. İsteyenler ona bakabilir. Devletin ve medeniyetin kuruluşu aşırı uzun ve karmaşık bir konu olduğu için şimdilik bu kadar bahsetmekle yetineceğim. Anlatmak istediğim ana fikir şu. Medeniyet özgürlük ile ters orantılı olarak ilerler. Tarım devrimi öncesi insan daha özgürdü. Başkası için çalışmak zorunda kalmıyordu. Çünkü başkası için çalışması çalıştığı kişiye bir fayda sağlamıyordu. Emeğin üretkenliği yüksek değildi. Tarım devrimi buna olanak sağladı ve bu devrimin sonrasında kurulan Yunan şehir devletleri ardından da Roma o yıllarda medeniyetin en ileri noktasına ulaştılar. Fakat Romalı köylüler medeni Roma altında yaşamaktansa barbar Almanların işgalini yeğliyorlardı. Çünkü barbarların altında özgür olacaklarını biliyorlardı. Eski Çin kaynaklarında bazı Çinlilerin barbar olan Türklerin yanına kaçtığı, Çin devletinin bu konuda önlemler aldığı yazıyor. Çin daha medeniydi. Türkler gibi göçebe değil yerleşik bir devletti. Ama medeniyetin getirdiği karmaşık yapılar özgürlüğü kısıtlıyordu. Medeniyetten ilkel olana kaçmak insani bir reflekstir. Ve bunu bugün de görebilirsiniz. İstanbul'da yaşayan plaza çalışanları küçük bir Ege kasabasına yerleşme hayali kuruyor. İnsanın özgürlük istenci tarihi geriye sarmaya çalışıyor. Bugün piramitleri, devasa katedralleri görüyoruz, hoşumuza gidiyor. Bu dünya harikalarını bize bahşeden özgürlüğü elinden alınmış kölelerdi. Bütün insanlık medeniyeti özgürlüğün kısıtlanması üzerine kurulu. Şimdi size soru, kötü olan özgürlük mü yoksa medeniyetin ilerlemesi mi? Bunun cevabı çoktan verilmiş olacak ki günümüze kadar gelebilmişiz. Hala da günümüzde iPhone satın alabildiğin için geçmişteki ilkel insandan daha özgür olduğunu düşünüyor olabilirsin. Sen de haklısın. Kafeste doğmuş bir muhabbet kuşu da tüm dünyayı kafesten ibaret sanar zaten. Çok değil. 100 sene önce bir eve sahip olmak için ne yapman gerekiyordu? Sahip olduğun tarlaların bir tanesine kendin bir şeyler inşa ederdin herhalde. 300 sene öncesine git, sahipsiz bir toprak parçasına yapardın evini. Bugün tarla falan zaten yok ortada. 20 sene ödemeli kredi çekip başını sokacak bir evi anca alabiliyorsun. En temel ihtiyacın olan konaklama için 20 sene çalışman lazım. Nerede özgürlük? Anlıyoruz ki günümüz dünyasına gerçek özgürlük finansal özgürlük demek. Bunu sağlamak için de yatırım yapmak şart. Kripto gibi mesela. Nereden kriptoya yatırım yapacağım diyorsan sana Bitlo'dan bahsedeyim. Bitlo, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenili kripto alım satım hizmeti sunan bir kripto para platformu. İçindeki 190'dan fazla kripto para ile Bitlo'nun hızlı ve seçkin listeleme ayrıcalığıyla işlem yapabiliyorsunuz. Eğer 24 yaşından gençseniz Bitlo bu işlemlerden komisyon da almıyor. Kripto piyasalarında yeniyseniz Bitlo'nun social trading özelliği ile tanınmış ekonomistlerin veya arkadaşlarınızın portföylerini takip edebiliyor, onlardan ilham alabiliyorsunuz. Tecrübeli bir tradersanız da portföyünüzü
gördüğünüzü diğer insanlar ile paylaşarak takipçi kazanabiliyorsunuz. Ayrıca Fenerbahçe Token da Bitlo'da listeleniyor. Eğer kripto yatırımlarınızı yapacak ve bunu yaparken komisyon ödemeyeceğiniz güvenli bir platform arıyorsanız Bitlo'ya açıklamadaki veya yorumlarda sabitli olan linkten Fairreal referans kodu ile kayıt olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Dünyada rastgele bir ülkede doğuyorsun, özgürce seçemiyorsun. Vergi vermek, kanunlarına uymak, doğduğun ülkeye göre belki de askere gitmek zorundasın. Ben bunu yapmak istemiyorum diyemiyorsun. Hapse atıyorlar çünkü. Hizmet getiriyor. Tabii ki de vergi alacaklar diyebilirsin. Hizmeti istememe özgürlüğün var mı? Cevabı ikimiz de biliyoruz. 500 sene önce bunlara maruz kalmadan yaşardın. Bugün zorundasın. Tamam da 500 sene önce bugünkü refahın onda biri bile yoktu. 1500 yılında ortalama insan ömrü 40 iken bugün 73. Şu an dünya çok daha iyi bir yer diyor olabilirsin. Ama biz şu an iyi veya kötüyü tartışmıyoruz. Özgürlüğü tartışıyoruz. Muhabbet kuşunun kafesin dışında ölüyor olduğu gerçeği, onun özgür olmadığı gerçeğini değiştirmez. Orta çağda okuma yazma öğrenmek varlıklı insanların yapabildiği bir lütuftu. Bugün ise herkes biliyor. Çok daha iyi değil mi? Bu nasıl oldu derseniz devletler çocukların okula gitmesini zorunlu kıldı. Okuma yazma öğrenmek faydalı olabilir ama hiçbir köylü tarlada ırgatlık yapsın diye doğurduğu çocuğunun okula gitmesine onay vermezdi. Devletler halkı zorla eğittiler. Seni eğitecekler ki bu karmaşık yapının içinde bir faydan dokunsun. Senin özgürce seçimine bırakılamaz. Gerçi öyle güzel manipüle edildik ki sanayi devriminden sonraki ilk yıllarda yalvar yakar okutabildikleri insanlar şu an para harcayarak kendilerini iyi bir işçi olarak eğitiyorlar. Daha da ileri gidelim. Emniyet kemeri. Çoğu ülkede takmamanın cezası var. Takmazsam kendim öleceğim. Size ne diyemiyorsun. Devlet sana o kadar yatırım yaptı, okuttu. Öyle ölüp gitmene izin vermez. Faydalı mı? Evet. Özgürlüğü kısıtlıyor mu? Yine evet. Hapishanelerde açlık grevi yapanları serum bağlayıp hayatta tutarlar. Bak bunu bile yapamıyorsun. Özgürsün ya sözde. Bu mekanizmanın nasıl çalışacağını oylarımızla belirliyoruz. Özgürüz işte diyorsan. Demokrasi özgürlük değil. Çoğunluğun diktatörlüğüdür aslında. İki aday arasından bir oy fazla alan yetkiyi alıyor. Kalan %49'a ne oldu? Son Amerikan seçimlerinde kürtaj yasağı tartışılıyordu. Kendi bedenin üzerinde bile özgür değilsin. Çoğunluk yasaklamak isterse yasaklar. İlkel insanlarda cinsel özgürlük vardı mesela. Tek eşli değillerdi. Gruplar halinde evleniyorlar. Bir grup kadınların hepsi diğer gruptaki erkeklerin eşleri sayılıyordu. Medeniyet gelişti, tek eşli olduk. Bu konu da çok ilgi çekici ve kimsenin bilmediği bir konu. Şu katıl videosunda uzun uzun bahsetmiştim. Tek eşli olmamız iyi olmuş olabilir. Ama iyi oldu veya kötü oldu değil mevzu. Özgürlük gitti mi? Gitti. AIDS gibi hastalıkları göz önünde bulundurursak mutlak cinsel özgürlüğün kötü bile olduğunu söyleyebiliriz belki. Dinlere bakalım mesela. Hepsi İnsanın özgürlüğünü kısıtlayarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışırlar. İçki içme, zina yapma, küfür etme. Özgür iradesi olan canlının özgür iradesini kısıtlamak üzerinedir hepsi. Bir bakıma insanın lanetidir bile diyebiliriz özgür irade için. Yargılanmasının önünü açar çünkü. Eylemlerinin sorumluluğunu alman gerekir. Çocukluğumuzda annemiz, babamız bize bakar. İster istemez özgürlüğümüzü de kısıtlarlar tabii. O dönemler büyümeye çok meraklı oluruz. İstediğim saatte eve geleyim, istediğimi yiyip içebileyim, özgür olayım. Ama büyüdüğümüzde özgür olduğunda gelen geçim derdi, her gün sabah 7'de kalkıp işe gitmek geçmişi özlettirir sana. Özgür olmadığın ama ekmek elden, su gölden yaşadığın o günleri. Peki, insanlık en üst noktasına ulaşsa, mutlak mutluluğu sağlasa. Hani geçmişle kıyasladığımızda bugün çok daha iyi şartlarda yaşıyoruz ya. Her şeyin planlandığı ve herkesin mutlu olduğu bir dünya. Mutsuz olma özgürlüğünü isteyemez miyiz? Acı çekme özgürlüğünü. Cesur Yeni Dünya bu tema üzerine çok güzel durur. Okuyabilirsiniz. Özgürlük öyle karmaşık bir tema ki yeri geliyor, köleler bile soylulardan daha özgür olabiliyor. Geçmişte soylu, varlıklı ailelerin çocukları evlenirlerken ana babasının sözünden çıkamaz, taktiksel olarak servetini büyütebileceği başka bir varlıklı ailenin çocuğuyla evlenirdi. Avrupa'yı yöneten Habsburg hanedanlığı yaptığı taktiksel evliliklerle bunu başarmıştı. Aşk değil, mantık evliliği. Ancak hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir kaygıları olmayan köleler arasında gerçek aşk yaşanırdı. Köle özgürce aşkını yaşarken soylu olanlar yaşayamıyordu. Özgürlüğün kötü olduğunu kanıtlayacağım dedim, biliyorum. Ama gerçek amacım bu değildi. Özgürlük çok daha gri bir şey zaten. İyi veya kötü diyemeyiz. İyi ve kötü nedir zaten? O bambaşka bir tartışma. Benim tek amacım özgürlüğün bu karmaşıklığını göstermekte. Özgür iradenizi bir kenara bırakıp hayatınızın sonuna kadar en doğru kararları almak ister misiniz mesela? Çok zengin, çok varlıklı olacaksınız. Ama hiçbiri sizin özgür iradenizde olmayacak. Ve o zenginliği yine özgür iradenizde harcayamayacaksınız. Evet diyorsanız hayvanat bahçesindeki aslanı veya kafesteki kuşu yadırgamayacaksınız. Sahi, özgür iradesi olmayan canlı insan olmayı başarabilir mi? Semavi dinlerde meleklerin özgür iradesi yoktur mesela. Hep iyidirler. Ama Tanrı'nın en değer verdiği kulu insandır. Sırf özgür
özgür iradesi var diye. Demek istediğim şu, özgürlük iyi veya kötü değildir. Aynı bir insanın yegane iyi veya kötü olmaması gibi. Hem iyidir hem kötüdür. Hem acı çekmektir hem mutlu olmaktır. Hem ağlamaktır hem gülmektir. Belirsizliktir. Hesaplanamaz. Yani insanı insan yapan yegane şeydir. İşte bu yüzden kuşun kafesini açmanın hiçbir rasyonalitesi olmamasına rağmen, 2 gün sonra öleceğini bilmemize rağmen, o kuş için en iyisinin kafeste yaşamak olduğunu bilmemize rağmen o kuşa acıyarak bakarız. İşte özgürlük budur. Bundan sonra hata yaptığında şu aklına gelsin. Özgür olmanın ufak bir bedeli sadece.